Medya Haber'den iyi geceler. Haftanın ilk gününde gece bülteniyle karşınızdayız. Evet, Güney Kürdistan'daki sıcak gelişmeleri gazeteci arkadaşımız Necmettin Salaz'la konuşacağız. Kendisi Skype'ye attığımızda. Necmettin Salaz, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar diliyorum herkese. Doğrusu hemen sıcak gelişmeleri sorarak başlamak istiyorum. Son 3 gündür başlayan gösteriler giderek yayılmaya ve kitleselleşmeye başladı. Çok büyük bir tepki var. Özellikle siyasi partilere nedir yaşananlar, son sıcak gelişmeler ne? Bir de bir bilgi, biz haberimizde de teyitsiz olarak paylaştık ama Hewler'de bir cezaevinin yandığı ve 20 tutsağın yaşamını yitirdiğine dair de teyit edilmemiş bilgiler var. Ne dersiniz bu konularda? Hocam, hemen bu sorduğunuz soruyu söyleyeyim. 20 ölü başlığı doğru değil, 20 yanık vakası var. Evet, onu düzeltelim o zaman. 20 yanık vakası. Çaksazi Hapishanesi. Çaksazi, evet. Hapishanesinde yanıktan kaynaklı 20 yaralı var. Orada bir isyan var. Duhok, Zaho, Çemçemal, Kifri, Kelar, Piremevrun, Derbendihan, her tarafta şey var. Yani epeyce merkezde halk artık isyan noktasında. Olacağı buydu. Bugünleri tahmin etmek şey değildi. Yani sürpriz değildi. Olağanüstü baskı başladı. Maaşlar alınamıyor. Halk sefalet içerisinde. Yönetenler de olağanüstü bir refah içerisinde yaşıyorlar. Hal böyle olunca bir gün bir yerde bunun patlak vereceğini tahmin etmek şey değildi. Yani bir sürpriz gibi algılamamak lazım sayın hocam. Şimdi mesela Hewler merkezde olağanüstü hal var. Evet. Hewler merkezi, yani buranın başkentinde Zerevani diye bir özel gücü var KDP'nin, bilirsiniz. Evet. Bu Zerevani güçleri şehrin önemli merkezlerine doldu. Genelde çıkmazlar onlar. Çok nadir çıkarlar ortaya. Hı hı. Yani Türkiye'deki özel tim gibi falan algılayabilirsiniz ya da öyle algılanması doğru olabilir. Bu güç şu an Hewler'i şey yapmış durumda, yani kontrol altına almış durumda. Hewler'de de bir korku var, bir genel ayaklanma korkusu var. Evet. Çünkü yani orada da insanlar genellikle suskun duruyor ama bir yere kadar susacaklar. Şimdi siz insanları açlığa mahkum ediyorsunuz. Öbür yandan da güçleri toplayıp bir başka Kürt grubun önüne döküyorsunuz. Oralara masraf ediyorsunuz ama insanlar maaş alamıyor. İnsanlar çocuklarına süt götüremiyor. Mahalle bakkalının önünden geçememe vaziyeti var. Karı geçip bir programda söylemiştim. Karı koca birlikte intihar etmeye başladı. Yani bu hale getirdiler. Bu kadar zenginlik içerisindeki bir yapıyı ne yazık ki bencil duygularla, yurtseverleşememe şeyiyle, zaaflarıyla bu hale getirdiler. Şimdi bakıyorum, araya girip sormak istiyorum müsaade ederseniz. Geçmişte de benzer gösteriler Güney Kürdistan'da yaşandı. Ama daha çok Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin hakim olduğu bölgelerde ya da onların kontrolündeki alanlarda yaşanıyordu. Kürdistan Demokrat Partisi'nin olduğu alanlarda, hele Hewler'de pek sık yaşanmıyordu. Şimdi Zaho, Duhok, Hewler gibi Kürdistan Demokrat Partisi'nin de kontrolündeki bölgelerde de bu gösteriler sert biçimde yaşanıyor. Tepkiler var. Hem bunu neye bağlarsınız, hem de bununla bağlantılı belki bölge devletlerinin de Güney Kürdistan'da yaşanan bir krizden istifade etmeye dönük de rolleri her zaman oldu. Bu kez de olabilir. O konuyla ilgili neler var oralarda? Şimdi hocam, bu seferki eylemlerde parti ayrımı yok gibi görünüyor. Eylemler direkt hükümete dönük. Dikkat ederseniz, elinizde zaten bilgiler var, baştan saydığınız bilgileri dinledim. Bütün parti binaları yakılıyor.
yani hükümete dahil olan, ki zaten olmayan neredeyse yok, bütün parti binaları yakılıyor. KDP'den... Yani küçük bir özet bilgi vereyim. Şu anda ara pencerede gelen görüntüler de canlı görüntüler. İzleyicilerimize onu da hatırlatalım. Güney Kürdistan'dan canlı görüntüler. Pardon, araya girdim. Kusura bakmayın, bilgi vermek içindi. Şimdi Piremegrun'da 18 yaralı, Kelar'da bir ölü, Kifli'de iki ölü, Çemşemal'de bir ölü. Artık Kürtler Kürtleri hak isteyen, açın maaşımı verin diyen Kürtler öldürülüyor artık. Şeyde 20 tane tutsak bahsetmiştik zaten, yaralı. Hocam, hükümete karşı, idareye karşı bir ayaklanma var. Ha, eğer Yekiti bölgesine dair soruyorsanız, burada da kuşkusuz eylemler var. Ama Yekiti bölgesinde şimdi değil, geçmişten beri Türk parmağı biraz fazla. Yani Türklerin bu bölgede, özellikle Yekiti bölgesinde Yekiti'yi yıpratmaya dair şeyi biraz fazla. Şeyde, Hevler'de herhangi bir zaaf çıksın bu saatte istemezler. Çünkü Hevler yönetimiyle istekli şeyleri var. Belli pazarlıkları var, belli işleri beraber yapmak üzere plan programları var. Ama bu sefer halk artık, hani boğaza gelme denir ya Fahim Hocam, tam o noktada halk, ciddi biçimde ekonomik sıkıntı var, maaşlar verilmiyor, baskı artıyor, baskı. Peki yani bunun eskiden Saddam'a karşı gösteri yapardı, Saddam'a karşı gösteri yapardı, Araplar vururdu, şimdi kendi idaresine karşı gösteri yapmaya başladı. Enteresandır, çok enteresandır. Kürt Kürt'e ateş ediyor ve öldürüyor Sayın Hocam. Vaziyet peki, budur. Tam bu noktada hükümetin tutumuna ilişkin ya da hükümet partilerinin tutumuna ilişkin sorunu çözmeye dönük neler denebilir? Geçmişte benzer şeyler olduğunda bazı sözler verdiler, gösteriler duruldu. Kısmi ödemeler de yapıldı ama bu kez durum ne? Çünkü aynı zamanda partiler arasında da bir sorun olduğunu görebiliyoruz dışarıdan bakınca. Şimdi hocam sorarsanız bütün partiler göstericileri destekliyor. Hiçbir parti, bak KDP'den, Yekiti'den diğerlerine kadar, Goran'a kadar herkes diyor ki göstericiler haklıdır. Evet. Ama göstericileri öldürmekten de geri duran yok. Yani nasıl böyle bir şey söyleniyor, ardından niye bu yapılıyor, anlaşılır değil. Göstericiler haklıdır, gereğini yapacağız diyor. Ama KDP bölgesinden açıklamalar var. Mesela bir KDP yöneticisinin söylediği bir laf var. KDP'ye dil uzatanın dilini keseriz. Bu da bir şey. Yani yeni bir şey ama bu da söyleniyor. Yani bir insan, işte bir Kürt, kendi iktidarına diyor ki ben açım ey KDP, açım aç, çocuklarıma ekmek alamıyorum diyor. Bu işte dilini kesmeyi gerektirecek bir suç oluyor insanların. Bölge karışacak gibi görünüyor, derinleşecek gibi görünüyor. Umut ediyorum ki bölgeyi yönetenler etraflarındaki güçlerle flört etmek yerine Fahim Hocam, evet, onların savaşlarını üstlenmek yerine onlara para harcamak, kongrelerine, seçimlerine destek olmak yerine umut ediyorum ki şey yaparlar, halkın maaşını düşürmeye başlarlar. Peki. Öyle umut ediyorum. Peki, çok teşekkürler Necmettin Salaz. Biz o gelişmeleri takip edeceğiz. Sizlerden de zaman zaman bu bilgileri alacağız. Teşekkürler, sağ olun. Biz hazırız hocam.